Almanca'da nerede kein kullanmamız gerekiyor ve nerede nicht kullanmamız gerekiyor? İkisi de bildiğiniz gibi arkadaşlar bir şeyi olumsuzlaştırmak için kullanılıyor. Kein kelimemiz isimleri ve isim tanımlamalarını olumsuzlaştırırken nicht kelimemiz ise fiilleri, sıfatları ve zarfları olumsuz hale getiriyor. Kein kullandığınızda tabii ki kelimenin artikeline de bakmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Los geht's. Birinci örneğimiz arkadaşlar ich trinke bla 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 Kaffee. Bakın burada kahve içmiyorum diyorsunuz. Yani kahveyi içmediğiniz buradaki kahve ismini olumsuzlaştırmanız gerekiyor. Ich trinke keinen Kaffee oluyor. Neden keinen oldu? Çünkü kafenin artikeli der. O yüzden keinen Kaffee olması gerek. Yani ich trinke keinen Kaffee diyorsunuz. İkinci örneğimiz arkadaşlar wir haben bla 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 Haustiere. Bakın burada da yine evcil hayvanlarımız yok. Yani buradaki odak evcil hayvanlar. Yani o isim orada. Siz bu ismi olumsuzlaştırmak istiyorsunuz. Yine aynı şekilde arkadaşlar burada da kein kullanılır. Wir haben keine Haustiere. Bakın burada görüyorsunuz. Haustiere çoğul. O yüzden keine Haustiere oldu. Mesela köpeğim yok diyeceksiniz. Ich habe keinen Hund. Çünkü der Hund. Veya kedim yok diyeceksiniz. Ich habe keine Katze. Neden? Çünkü die Katze arkadaşlar. Yani bunu unutmayın. Kein kullandığınız zaman kelimenin artikelini kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Üçüncü örneğimiz arkadaşlar sie ist bla 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 müde. Bakın arkadaşlar o nasıl o yorgun. Yani burada bir betimleme var. Yani buradan anlaşılacağı gibi bu bir isim değil. O yüzden burada da nicht kullanmamız gerekiyor. Sie ist nicht müde. O yorgun değil. Dördüncü örneğimiz arkadaşlar das Buch bla 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 langweilig. Bakın burada kein mi gelecek, nicht mi gelecek? Tabii ki burada da nicht gelecek arkadaşlar. Çünkü langweilig yani burada kitabı betimleyen bir şey var. Yani burası bir sıfat gibi düşünebilirsiniz. Kitap sıkıcı değil. Das Buch ist nicht langweilig diyoruz arkadaşlar. Örneğin bu bir kitap değil demek isteseydik das ist kein Buch derdik. Çünkü burada kitap değil yani kitap olmadığını belirtiyoruz. İsmi negatif hale getiriyoruz ve Buch kelimesinin artikeli das olduğu için kein kelimemizi olduğu gibi kein şeklinde kullanıyoruz. Beşinci örneğimiz arkadaşlar er spielt bla 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 Fußball. Bakın burada arkadaşlar ben bunu karıştırabiliyorum bazen açıkçası. Çünkü sanki burada fiili olumsuz yapıyormuşuz gibi de geliyor. Ben mesela burada bazen nicht de diyebiliyorum konuşurken. Ama bakın burada Fußball yani futbol oynamıyor. Yani neyi oynamıyor? Futbol. Bu isim. Bu ismi negatif hale getiriyorsunuz ve o yüzden Er spielt keinen Fußball oluyor arkadaşlar. Er spielt keinen Fußball. Neden arkadaşlar? Çünkü Fußball kelimemizin artikeli der. Size ayrıca bir tüyo vereyim arkadaşlar. Mesela Almanca'da Ball kelimesinin artikeli der. Yani der Ball. Yani bunun önüne ne eklerseniz ekleyin. O kelime yine der olmuş oluyor. Yani der Fußball, der Volleyball, der Handball gibi artık Ball ile biten ne varsa o kelimenin artikeli der oluyor. Altıncı örneğimiz arkadaşlar ich mag bla 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 laute Musik. Bakın arkadaşlar burada da yine neyi sevmiyorsunuz? Gürültülü müziği sevmiyorsunuz. Gürültülü müzik nedir arkadaşlar? Bir isimdir. Yani müzik bir isimdir. Burada tabii ki müzik kelimesinin artikeline bakarak burada kein kullanmamız gerekiyor. Çünkü ismi negatif hale getirdik. Ich mag keine laute Musik diyoruz arkadaşlar. Diğer bir örneğimiz arkadaşlar es gibt bla 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 probleme. Bakın burada arkadaşlar yine problemler yani bu yine bir isim. Bunu negatif hale getireceğiz ve probleme bakın gördüğünüz gibi çoğul. O yüzden biz burada yine es gibt keine probleme diyoruz arkadaşlar. Diğer bir örneğimiz arkadaşlar mein Freund hat bla 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 Auto. Yine burada arkadaşlar araba var burada. Arabayı olumsuz hale getireceğiz. Arabası yok. O yüzden yine kein Auto diyoruz. Mein Freund hat kein Auto. Arabanın artikeli biliyorsunuz das Auto. Das olanlarda da yine kein oluyor. Die olanlar keine oluyor. Der olanlar da keinen oluyor. Çoğul olanlar yine keine oluyor arkadaşlar. Diğer bir örneğimiz arkadaşlar ich esse bla 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 Fleisch. Bakın arkadaşlar et yemiyorum diyeceksiniz. Gördüğünüz gibi eti olumsuz hale getireceksiniz. İsmi olumsuz hale getiriyorsunuz. Kein kullanılacak. Fleisch kelimesinin artikeli ise das. Sizce bu kaine mi olur, kainen mi olur, kain mi olur?
Tabii ki de arkadaşlar kein olur. Ich esse kein Fleisch. Bu kadar. Başka bir örneğimiz arkadaşlar. Der Film ist bla 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 interessant. Bakın arkadaşlar burada interessant ne demek? Bu bir elle tutulabilir bir şey mi? Bu bir nesne mi? Hayır değil arkadaşlar. Burada filmi tanımlayan bir şey. Buna sıfat diyebiliriz. Bunu negatif hale çevirirken arkadaşlar yine nicht kullanıyoruz. Der Film ist nicht interessant diyoruz arkadaşlar. Der Film ist nicht interessant. 11. örneğimiz arkadaşlar. Es regnet bla bla bla. Bakın burada arkadaşlar yağmur yağmıyor demek istiyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi bir fiili olumsuz hale getirdiniz. O yüzden es regnet nicht diyoruz arkadaşlar doğal olarak. Cümlemizde arkadaşlar bir substantiv de yok. Yani bir isim yok. O yüzden kafanızın karışmasına bir olanak da yok. Sadece fiil var ve bunu olumsuz hale getiriyorsunuz. Es regnet nicht diyorsunuz. Başka bir örneğimiz arkadaşlar. Wir haben bla 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 Zeit. Bakın arkadaşlar yine Zeit. Burada bir Nomen. Yani bunu olumsuz hale getireceksiniz. Zeit'in artikeline die Zeit. Ne yapıyorsunuz? Yine wir haben keine Zeit yapıyorsunuz. Başka bir örneğimiz arkadaşlar. Sie hat bla 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 Interesse. Arkadaşlar bakın burada da yine ilgisi olmadığını gösteriyor. Bakın burada ilgi. Yani bakın o interessant örneği görmüştük. Bu bir sıfattı ama burada interesse. Burada sadece bu bir isim arkadaşlar. Interesse kelimesinin artikeline die. Sie hat keine Interesse. Hayır yanlış arkadaşlar. Sizi arada tuzağa düşürmek istiyorum. Interesse kelimesi sanki böyle kulağa sanki değil mi? Die Interesse gibi geliyor ama das Interesse'ymiş. O yüzden sie hat kein Interesse diyoruz. Genelde böyle sonu e ile biten şeylerin artikeli sanki böyle die'ymiş gibi geliyor. Bana da hep geliyor. İşte ne bileyim die Melodie falan filan gibi. Ama Interesse kelimesi das Interesse. Başka bir örneğimiz arkadaşlar. Das Restaurant ist bla 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 teuer. Bakın arkadaşlar yine teuer burada restoranı betimleyen bir şey. Pahalı olmasını betimliyor. Bunu olumsuz yapacağımız zaman yine nicht kullanıyoruz arkadaşlar. Das Restaurant ist nicht teuer. Bu kadar. 15. örneğimiz arkadaşlar. Ich hab bla 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 Lust. Lust arkadaşlar böyle heves, istek gibi çevrilebilir. Burada da gördüğünüz gibi bu bir isim arkadaşlar. Soyut bir isim. Bunu da yine olumsuz yaparken kein kullanmamız gerekiyor. Artikeli ise die. Die Lust. O yüzden ich habe keine Lust. Bunu genellikle ich habe keine Lust diye hızlı bir şekilde söylerler. Ich habe keine Lust. Hatta böyle ich habe keine Lust derler. Ich habe keine Lust demezler. Ich habe keine Lust derler direkt. 16. örneğimiz arkadaşlar. Er trinkt bla 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 alkohol. Bakın arkadaşlar alkohol. Der Alkohol. Burada alkohol yine bir isim arkadaşlar. Bunu olumsuz hale getirirken yine keinen Alkohol demiş oluyoruz. Er trinkt keinen Alkohol demiş oluyoruz ve bitti. Başka bir örneğimiz arkadaşlar. Das ist bla 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 fair. Arkadaşlar biliyorsunuz muhtemelen İngilizce'de de böyle bir kelime var. Fair kelimesi adil demek. Almanca'da da bu kelime aynı şekilde kullanılıyor. Bakın burada bu adil değil. Şimdi burada adil nedir? Yani bu bir isim midir? Bir soyut bir isim midir? Hayır arkadaşlar bu olan bir durumu betimler. Yani bu adil bir durum değil demek istiyorsunuz. O yüzden yine burada da bunu nicht ile olumsuzlaştırıyorsunuz. Yani das ist nicht fair demiş oluyorsunuz. Bunu da gönderdik. 18. örneğimiz arkadaşlar. Wir haben bla bla Angst. Bakın Angst korku demek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Angst kelimesi soyut bir isim arkadaşlar. Bir kavram. O yüzden bunu negatifleştirirken yine kein kullanıyoruz. Wir haben keinen Angst. Çünkü Angst kelimesinin artikeli der değil mi? Der Angst. Hayır arkadaşlar yanlış. Angst kelimesinin artikeli die. Yani die Angst olduğu için wir haben keine Angst diyoruz. Arada sizi şaşırtıyorum ki bunları birazcık sorgulamış olun diye yapıyorum bunu. Son örneğimiz arkadaşlar. Ich spreche bla 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 Deutsch. Burada ne demeniz gerekiyor arkadaşlar? Ich spreche kein Deutsch diyebilirsiniz. Bu ne demek? Ben hiç Almanca bilmiyorum. Hiç Almanca konuşamıyorum demek. Ich spreche nicht Deutsch derseniz bu da doğru olabilir ama bu şu demek oluyor arkadaşlar. Ben şu anda Almanca konuşmuyorum demek oluyor. Yani bakın gördüğünüz gibi Almanca konuşmadığınıza yani eylem olarak konuşmadığınıza vurgu yapıyorsanız burada nicht kullanıyorsunuz. Ama hiç Almanca bilmediğinize, Almancayı bilmediğinize vurgu yapmak istiyorsanız burada da kein kullanıyorsunuz arkadaşlar. Bu örnek bence güzel bir örnek oldu. Unutmayın. Bence bunu hatırlayın. Videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Daha fazla Almanca öğrenmek için abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.